Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Alanında uzman konu ve konukları doçent doktor Birnur Yılmaz'ın sunumuyla ekranlarınıza getiriyoruz. Lifestyle'ın sağlık köşesinde bu hafta meme kanserini ele aldık. Merak edilenleri şimdi uzmanlarımız sizler için yanıtlıyor. Kaçırmayın. Doktor Birnur Yılmaz'la Sağlık Köşesi'nin bugünkü konukları üç değerli hocam. Genel cerrahi hocamız Profesör Doktor Fatih Ağlar, Medikal Onkolog Profesör Doktor Mutlu Demiray hocam hoş geldiniz. E, radyasyon Onkolojisi hocam Profesör Doktor Metin Güden hocam hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Üç değerli hocamı ağırlamaktan gurur duyuyorum. Ekim ayı bildiğiniz gibi meme kanseri ve farkındalık ayı. Ben de bugün sizlere önemli bilgiler vermek için bu programı hazırladım. Öncelikle meme kanseri nedir ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir radyolog olarak ben de konuya giriş yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi meme kanserinin tanısında radyoloji çok önemli bir role sahip. Çünkü hastalar ilk önce genel cerrahi hocamıza Meme'de elime bir kitle geldi diye başvuruyor ve hocamızda meme ultrasonu ve yaşa göre gerekirse mamografi ve klinik gereklilikte de MR'la tanı koyuyoruz. Evet. E, bizim önerimiz 20 yaşından sonra her yıl meme ultrasonuyla hastaların muhakkak bir takibe başlaması ve 40 yaşından sonra da muhakkak mamografi öneriyoruz. Fatih Hocam ilk önce sizle başlamak istiyorum. Hasta göğsünde eline gelen yeni bir kitle fark etti. Ne yapması lazım? Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için. Önümüzdeki dönem meme kanseri farkındalık ayı. Öyle zannediyorum ki ilk defa bütün paydaşları toplayarak bir program oluşturuyorsunuz. Çünkü meme kanseri sağaltımında ne tek başına cerrahın ne tek başına medikal onkoloğun ve radyasyon onkoloğun bir rolü var. Ancak herkesin dediği gibi multidisimler olarak çalışıldığında çok iyi netice alınabilen, çok yüz güldüren bir hastalık. Meme kanserinin en önemli bulgusu memede kişinin eline bir kitle gelmesi. Ama her kitle kanser değil. Tam tersine kitlelerin pek çoğu iyi huylu şeyler. Özellikle de gençlerde eline kitle geldiği zaman hemen korkuya kaptırmamalı. Bir değişiklik hissettiği zaman doktora başvurmalı. Biz basitçe muayene ediyoruz. Anlayabiliriz. Yaşına bakıyoruz. Aile hikayesine bakıyoruz. Cinsiyetine bakıyoruz. Meme kanseri erkeklerde de görülebilir Erkeklerde de kitle oluşuyor. Ona göre bazı tetkikler istiyoruz. Ve hastayı size gönderiyoruz. Siz e, ultrason yapıyorsunuz. Eğer 40 yaşın üzerindeyse mamografi yapıyorsunuz. Sizin isteğiniz doğrultusunda mama, e, meme MR tetki isteyebiliriz. Başka tetkikler de var. Ona göre e, şekillendirip bir tanı koyuyoruz. Peki biz ultrasonda ve mamografide karar vererek dedik ki bu bir malin kitle, kötü huylu evet. bir kitle. Evet. E, hasta bu aşamada ne yapacak? Çok basit. Hiç hastaneye falan yatmasına gerek yok. E, tekrar bize geliyor. E, oradan bir e, kalın iğneyle e, böyle lokal anestezi altında hemen e, radyoloji ünitesinde 10 dakikalık bir işlemle oradan bir parça alınıyor. Onu siz alıyorsunuz. E, o parçanın e, neticesine göre tedavisi şekilleniyor. Meme kanseri tek bir hastalık değil. Meme kanseri yani onlarca hastalık, birazdan e, Sayın Profesör Mutlu Demiray anlatır, hiçbirisi birbirine benzemez. Tedavi terziliği yapmak lazım. Eğer genetik e, profillere hakim değilseniz veya yanlış yorumlarsanız o tedavi çorbacılığı olur. İşte ondan uzak durmak lazım. Şimdi patoloji sonucumuz çıktı. Medikal onkoloji burada tabii devreye giriyor. Evet. Nasıl bir ameliyat yapacağız? Meme koruyucu cerrahi mi? Yoksa total mastektomi dediğimiz memenin tamamını çıkartmak mı? Koltuk altındaki laf notlarını, bezeleri temizleyecek miyiz? Radyoterapi görecek mi? Kemoterapi görecek mi? E, bu aşamada medikal onkoloji tabi devreye giriyor. Mutlu hocam, patoloji sonucumuza göre nasıl bir yol izliyoruz? Şöyle, esasında medikal onkoloji biraz daha bekliyor. Eğer erken evre bir tümörse, tabi bunu bizim cerrahlarımızın özellikle Fatih hocam bu konuya çok hakim. Yani erken evre bitimesi zaten önce ameliyat olmasını tercih ediyoruz. Tabi bir takım markerlarına da bakıyoruz. Bunlarla birlikte bir konseyde karar veriyoruz. Diyoruz ki bu hasta ameliyat olmalı. Bu hasta önce ilaçla tedavi kemoterapi almalı. Sonra ameliyat ve radyoterapi olmalı gibi bir karar veriyoruz. Ama burada bence en önemli iş yani ilk baştaki karar önemli ama bence kadınlar için ameliyatın nasıl olacağı da önemli. Ben topu almadan önce ameliyatın nasıl olacağı ile ilgili Fatih Hocamın bir açıklama getirmesini isterim. Şimdi e, bazı tümörlerde önce ameliyat e, yapıyoruz. Bazı tümörlerde de önce ameliyat yapmayı istemiyoruz. E, bunlar mesela hedefe yönelik tedavi alması gereken e, bir grup var. Eskiden çok kötüydü bunların prognozları. Ama şimdi neredeyse en iyi prognozlular. O ilaç hastada etki ediyor mu diye küçük de olsa tümör onlara önceden Kemoterapi vermenin bazı faydaları var. Mutlu hoca anlatırdı. Ama alelade bir meme kanserinde biz genellikle memeyi koruyarak e, ameliyat etmeyi arzu ederiz. Onun için e, meme koruyucu cerrahinin bir takım kriterleri var. E, meme tümör çapının uygun olması e, gerekir. İşte e, hastanın radyoterapiye elverişli durumda olması gerekir. Hastanın daha önceden ilaç tedavisi, kemoterapi almamış olması gerekir. Bu kriterlere uygunsa e, meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Ama meme koruyucu cerrahi yaptıktan sonra bir şart var. Mutlaka o memeye radyoterapi verilmesi e, gerekiyor. Şimdi şu anda burada bulunan ekip aslında tümör kurulunun e, sen de dahil olmak üzere temel disiplinleri. Buraya patolojiyi de eklediğimiz zaman aşağı yukarı tamam olmuş gibi oluyor. Eğer tümör, meme tümör çapı uygun değilse veya koltuk altında metastatik lenf nodu varsa ki olabilir, birçoğunda olur. O zaman hem koltuk altını korumak hem memeyi meme koruyucu cerrahi haline sokabilmek veya bazen şöyle de olur yani memeyi alsanız dahi sağlam sınır yakalayamazsınız o kadar büyük olur. Onu mastektomiye uygun hale sokabilmek için önceden ilaç vermek gerekir. O zaman işte hastayı bu kurullarda tartışıyoruz. Faydasını zararını ve medikal onkolojiye devrediyoruz. Şimdi ben de tabii birçok defa tümör takip ettiğim için e, önce kemoterapi kararı çıktığı zaman sonrasında o tümörün yerini bulamıyoruz. Evet. Onun için muhakkak biyopsi alırken aldıktan sonra eğer kanser tanımız varsa orayı işaretlemek gerekiyor. Çünkü kemoterapi sonrası bazen görüyoruz ki MR'da takiplerini yapıyoruz. Tümör tamamen kaybolmuş ve koltuk altında hiçbir patolojik beze kalmamış. Biz marker koyduk, işaretledik, kemoterapiye de tam cevap verdi. Böyle hastalarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani işte bu bizi sevindiriyor. Eğer o marker konan yeri biz çıkarıyoruz ve onu patolojiye yolluyoruz. Koltuk altında da metastaz yoksa bu işi, şu demekte değil mi Sayın Hocam? Yani bu hasta tam yanıt oldu. Vücudunun başka yerlerindeki tümör hücreleri de öldü gitti yok oldu o kemoterapiyle işte bir şaheser. Yani herhalde bilemiyorum ama kemoterapinin en etkili olduğu alanlardan bir tanesi meme kanseri. Peki her meme kanseri hastası radyoterapi alıyor mu? Almak zorunda mı? Hayır. Çünkü o erken evre tümörlerde özellikle yaygınlığı çok fazla olmamış tümörlerde. Şöyle söyleyeyim. özellikle tekrar etme olasılığı yüzde onun altında olan olasılıklarda biz tedavi düşünmüyoruz. Yüzde onun üzerinde tekrar etme olasılığı varsa biz o zaman devreye girip radyoterapi öneriyoruz. Mesela bazen memenin tamamını aldıklarında koltuk altı temiz oluyor. Tümör küçük oluyor. Biz ona dokunmuyoruz çünkü tekrar etme olasılığı onun yüzde onun altında. Onun için hastaya bir radyoterapi yükü vermiyoruz. vermiyoruz. Peki Fatih Hocam, meme kanseriyle ilgili son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 2025'e gelindiğinde bir İngiltere'deki çalışmayı söyleyeyim. Ailedeki iki kişiden birisi kanser olacak. Erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri çok fazla. Kanser lafını aile içinde konuşmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz, korkmayacağız bunu dile getireceğiz. Meme kanseri farkındalık ayına özel olarak mutlaka tarama testlerimizi yapacağız, ihmal etmeyeceğiz. Çünkü Birnur Hanım sizin de bildiğiniz gibi bu kanserlerin %35'i taramalarda ele geliyor, tanı konuyor. Mükemmel bir prognoza sahip. Hiç kimse ölmez erken yakalanırsa. geç evrede de kanser olabilir. Onların da tedavileri çok başarılı. Korkulacak bir hastalık değil. Her tarafına metastaz yapmış hastalarda bile Bazen uygun tedaviler verildiğinde 19-20 seneye bunları aşan senelere kadar yaşama şansı olabiliyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum ben. Çok Hiç teşekkür ederim. bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Lifestyle'da Birnur Yılmaz'la Sağlık Köşesi'nin bu haftada sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.